Merhaba, Meltem Cumbul ben. 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nden ortaokuldan mezun oldum. Ben Hakan Urgancı, 1989 mezunuyum. Merhaba, ben Tuğba Turan Fidanboy. Türk Koleji'ne 1988'de girdim. 1995 mezunuyum. Merhaba, ben Burçak Ünsal. 1995 İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Merhaba, ben Necek Eskinoğlu. İzmir Özel Türk Koleji 2004 mezunuyum. Ben Ilgaz Candemir, eşim Seda Candemir. 92 mezunuyuz. Merhaba, ben Asya İlhan Bostay. İzmir Özel Türk Koleji 2008 Fen Lisesi mezunuyum. Merhaba, ismim Göker Göktepe. 1991 yılı İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Özlem Döverlioğlu, 1992 İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Merhaba, ben Görkem Gönülşen. İzmir Özel Türk Koleji 94 mezunuyum. Ben Umut Ülbey, İzmir Özel Türk Koleji 1995 yılı mezunuyum. Merhabalar, ben Profesör Doktor Özge Toran Hacıfazlıoğlu. İzmir Özel Türk Koleji'nden 1990 yılında mezun oldum. Ben Renzo Uslu, 2007 senesinde İzmir Türk Koleji Büyükçiğli Kampüsü'nde lise hayatıma başladım. Ben Edip Tepeli, İzmir Özel Türk Koleji 2007 mezunuyum. Ben Melike Akbaşoğlu, 2004 İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Merhabalar, Dilara Özcan ben. İzmir Özel Türk Koleji 2004 yılı mezunuyum. Papatya Karadede ben, 2004 İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Merhaba, ben Bilge Dikenelli, İzmir Özel Türk Koleji 1995 mezunuyum. Ben Gülçem Gülcü, 2009 İTK mezunuyum. Merhaba, ben Renan Tantavukçuoğlu, İzmir Özel Türk Koleji'nden 1991 yılında mezun oldum. Ben Evren Güney, İzmir Türk Koleji'nden 1995 yılında mezun oldum. Ali Kemal Güven ben, 2004 İTK mezunuyum. New York ve İstanbul Barolar Avukatıyım. 20 yılı aşkın bir zamandır TRT spikeri olarak görev yapıyorum. Hukukçuyum, aynı zamanda akademisyenim. Şu anda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ve Eğitim Fakültesi'nde profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 20 yıldır bankacılık yapıyorum. Şu anda da Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık'tan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev almaktayım. İTK'nın bana kazandırdığı en önemli şey kendimi özgürce ifadelendirebiliyor olmam. Özellikle bedenen. İTK'lı olmak bana neler kazandırdı? Aslına bakarsanız beni bana kazandırdı. Öncelikle bir birey olmayı öğretti. Hedeflerimi doğru koymayı öğretti. Kolejinde aldığım eğitim ve disiplin sayesinde daha 15 yaşında mimar olmaya karar vermiştim. Bana verdiği en büyük katkının da özgüven olduğunu düşünüyorum. Dekanın bana kazandırdığı en değerli özelliklerden bir tanesi çalışma disiplini elde etmem ve liderlik özelliklerimi ön plana çıkartacak bir takım yetkinliklere sahip olmam. Temel hedeflerinizin yanında farklı yönlere yönlenmenin, sosyal olmanın, hobiler edinmenin, iş ve hayat başarılarında çok büyük katkıları olduğudur. Zamanımı en iyi şekilde yönetmeyi öğrendim. Sosyalliğin, insanlarla iletişimin ne kadar değerli ve önemli olduğunu öğrendim. Sahne üzerinde var olabilmenin cidden bana çok iyi geldiğini fark ettiğim bir alandı burası. Bana bence bakış açısı kazandırdı. En önemli şey bu. Çünkü bir bilgiyi birçok yerden alabilirsiniz ama o bilgiyi nasıl kullanacağınızı bilmek önemli. İTK'lı olmak, hayata karşı dimdik ayakta durabilme becerilerini kazanmak demektir. İTK'lı olmak, Atatürk ilkeleri ışığında hayat yoluna başlamak demektir. İzmir Özel Türk Koleji'li olmak demek, köklü, büyük ve sıcak bir ailenin ferdi olmak demektir. İTK'lı olmak demek, o sosyal ağın bir parçası olmak ve uluslararası boyutta fark yaratan çalışmalar yapmak demek. İTK'lı olmak, koskocaman bir ailenin bir parçası olmak anlamına geliyor benim için. İTK'lı olmak, başarılı olmayı da hedefleyen bir alandı. Bu kadar fazla seni özgürleştirirken, yeteneğin üzerine giderken birebir seninle ilgilendiği için her öğretmen o sebeple kendindeki keşfedebileceğin alanları açığa çok rahatlıkla çıkarabiliyordum. İTK'lı olmak, ayrıcalıklı olmak demektir. İTK'lı olmak, güzel anılar biriktirmektir. İTK'lı olmak, benim için Atatürk ilkelerine bağlı, disiplinli ve çok yönlü olmaktır. Başarılı ve mutlu olmak istiyorsan şimdi sıra sende. Ben İTK sayesinde hedeflerime ulaştım ve başarılı oldum. Şimdi sıra sende. İzmir Özel Türk Koleji ile ben mutlu oldum. Sıra sende. İTK'da ben başarılı oldum. Şimdi sıra sende. İTK sayesinde ben başarılı oldum. Şimdi sıra sende. Ben İTK sayesinde mutlu oldum. Şimdi sıra sende. 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 Değerli velilerimiz, sevgili konuklarımız, İzmir Özel Türk Koleji Ortaokulları tanıtım sunumuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şu anda sınavda olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. 1950 yılında idealist bir öğretmen tarafından kurulan İzmir Özel Türk Koleji, Türkiye'nin en köklü okullarından biridir.
İsmi dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından verilen ve içinde Türk ismini barındıran tek okul olmanın da haklı gururunu yaşamaktayız. Her zaman bir ekol okul olma yolunda kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Bu nedenden dolayı çağdaş, dengeli, mutlu, doğru seçimler yapabilen, çevresine ve kendisine çok yönlü katkısı olan Türk gençleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Tabii ki misyonumuza ulaşmak için İTK okulları olarak oluşturduğumuz eğitim çerçevesinden de bahsetmek isterim. İTK eğitim çerçevesi 3 ana bileşenden oluşur. Akademik kazanımlar, İTK değerleri ve tabii ki 21. yüzyıl becerileri. Tabii ki bu 3 ana bileşeni destekleyen 4 ana unsur da vardır. Bunlardan birincisi zaten olmazsa olmaz müfredat ve eğitim. Diğeri öğretmenlerimizin profesyonel gelişimi. Öğrencilerimizin okula başladığı ilk günden okuldan ayrıldıkları son güne kadar onları gözlemlediğimiz, her türlü verilerini aldığımız tabii ki ölçme ve değerlendirme ve gelişen ve değişen koşullara göre sürekli geliştirdiğimiz, kendimizi yenilediğimiz yaklaşımlar ve öğrenme ortamları. Misyonumuz ve eğitim çerçevemizin ışığında daha emin adımlar atan öğrencilerimizi 5 kampüsümüzde yetiştiriyoruz. Kampüslerimiz Manisa, Marmaris ve tabii ki İzmir'de bulunmaktadır. Şimdi sizleri 5 kampüsümüzün müdürleriyle tanıştırmak istiyorum. Değerli müdürlerimiz, şimdi söz sizlerde. Sayın veliler, sevgili öğrenciler, İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü İlkokul ve Ortaokul Müdürü Evrim Bayar ben. Şu anda bizimle beraber yol almak üzere sınavda ter döken tüm öğrencilerimize öncelikle başarılar diliyorum. Yarınlarda var olan, çevresine, kendisine çok yönlü katkılar sağlayan, doğru seçimler yapabilen, dengeli, çağdaş, mutlu Türk genci yetiştirme yolunda attıkları bu adım için kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Merhaba değerli velilerimiz, ben Serap Ferhatoğlu, İzmir Özel Türk Koleji Büyükçiğli Kampüsü İlköğretim Müdürüyüm. Çocuklarımız şu anda sınavdalar, 72 yıllık köklü bir kurumun öğrencisi olmak için uğraşıyorlar. Bizler de onların heyecanlarına ortak oluyoruz. Her birine emeklerinin karşılık bulacağı başarılı bir sınav diliyorum. Tüm çocuklarımızın yolu açık olsun. Merhaba kıymetli velilerimiz. Ben Metin Altun, İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü İlköğretim Müdürü. İzmir Özel Türk Koleji 72 yıllık köklü bir eğitim kurumu. Şu anda bu köklü eğitim kurumunda öğrenci olmak için sınavda bulunan bütün öğrencilerime üstün başarılar diliyorum. İyi günler dilerim. Merhabalar, ben İzmir Özel Türk Koleji Marmaris İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Kaan Koçak. Okul tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Şu an sınavda olan çocuklarımıza başarılar diliyorum. Çok değerli anne babalar, ben İsmail Takmak. İzmir Özel Türk Koleji Manisa Kampüsü İlkokul ve Ortaokul Müdürü. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu önemli sınava Türkiye'nin en eski ve en köklü kurumu olan Özel Türk Koleji'ne güvenip çocuklarının bu sınava girmesini sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hepsinin yolu açık olsun ve mutlu olsun. Sevgilerim. Değerli müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri eğitim teknolojileri yöneticimiz Cansel Özerman'la tanıştırmak istiyorum. Özellikle pandemiden sonra tamamen yenilediğimiz ders tasarımlarımızda teknolojik altyapıyı oluşturmakta Cansel Bey'in bize katkısı çok büyük. Buyurun söz sizde Cansel Bey. Merhabalar, teşekkür ederim Bahar Hocam. Türk Koleji'nde teknolojiyi insan odaklı bir şekilde kullanıyoruz. Burada yaptığımız bütün uygulamaların hepsinin göbeğinde öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkartıp onları geliştirmek var. Bunun içinde ders programlarımız ve ders tasarımlarımız içerisine onlar için uygun olan veri alabileceğimiz teknolojileri yerleştiriyoruz. Bu platform ve uygulamaların da kullanılmasına yönelik hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin kullanım yeterliliklerini destekliyoruz. Bu teknolojileri belirlerken özellikle veri alabileceğimiz ve öğrencilerimizin teoride öğrendiklerini pratikte deneyimleyebilecekleri sistemler üzerinde duruyoruz. Kullandığımız birçok uygulama ve birçok platform olmakla birlikte birkaç tane ana platformu üzerinde diğer bütün uygulamalarımızın entegre bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz.
öğrencilerimizin hem ders içerisinde hem de evde birbirleriyle yaptıkları çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilmesini sağlayan Nearpod ve öğrencilerimizin sayısal derslerle ilgili simülasyonlar geliştirebilecekleri, aynı zamanda bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde öğrendikleri kodlama dersini fen ve matematik derslerine aktarabilecekleri Sevid V Fabrika. Bu ve buna benzer birçok uygulama ve platformun yanında öğrencilerimizin okul yaşantılarını kayıt altına aldığımız okul yönetim sistemimiz Kaunikinet. Kaunikinet'te okul yaşantısına dair elde ettiğimiz her türlü veriyi barındırıyoruz. Bu şekilde hem öğrencilerimizin potansiyellerini geliştirmeye yönelik takiplerini yapıyoruz. Aynı zamanda da bir sonraki kademelerde öğrencilerimizin doğru tercihler yapmalarına olanak sağlıyoruz. Peki okul yönetim sistemimiz Kaunikinet içerisinde neler var? Öğrencilerimizin sınav sonuçlarına göre elde edilen verilerimizi akademik gelişim takip olarak Kaunikinet'te barındırıyoruz. Bunun dışında öğretmen, öğrenci, öğrenci-veli iletişimini Kaunikinet üzerinden sağlıyoruz. Öğrencilerimizin rutin sağlık taramalarından acil müdahalelerine kadar birçok verisini yine Kaunikinet sisteminde tutuyoruz. Öğrencilerimizin akademik gelişimleri olduğu kadar sosyal gelişimleri de önemli. Bu nedenle katıldıkları kulüpler, katıldıkları spor etkinlikleri, bunun dışında katıldıkları okul sonrası programları gibi birçok sosyal etkinlik yine Kaunikinet tarafından raporlanmaktadır. Yine akademik verilere ek olarak öğretmenlerimizin görüşleri, davranış uygulamaları şeklinde Kaunikinet sisteminde tutulmaktadır. Ve tüm bu verilerden öğrencimizin okul yaşantısıyla ilgili bir dijital arşiv oluşmaktadır. Cansel Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ölçme ve değerlendirme birimi her ne kadar istatistik ile karıştırılsa da öğrencilerimizin gelişimiyle ilgili her türlü verilerin toplandığı ve bunların değerlendirilerek bölüm başkanlarımız, okul yöneticilerimizle birlikte değerlendirilip gerekli aksiyon planlarının alındığı bir birimdir. İşte bu birimin yöneticisi Nilüfer Erkan şimdi size yapılan çalışmalardan kısaca bahsedecek. Buyurun Nilüfer Hanım. İzmir Özel Türk Koleji Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak öğrencilerimizi okulumuza kayıt oldukları andan 12. sınıftan mezun oluncaya kadar takip ettiğimiz bir sistem kullanmaktayız. Okulumuza kaydolan her öğrenci öncelikli olarak akademik durumunun saptanabilmesi için bir hazır bulmuşluk sınavına girer. Daha sonrasında buradan alınan veriler doğrultusunda öğrencinin tamamlanması gereken noktalar, eksik kalınan kazanımlar belirlenerek profesyonelce hazırlanmış program doğrultusunda eksiklerin tamamlanması çalışmalarına gidilir. Bu aşamada ölçme değerlendirme sistemimiz devreye girer. Bizler, ölçemediğiniz hiçbir veriyi değerlendiremezsiniz felsefesiyle hareket eden bir kurumuz. Ölçme değerlendirme sadece sınavlardan ibaretmiş gibi bir algı vardır ne yazık ki. Ancak sınavlar bizlerin kullandığı araçlardan sadece bir tanesidir. Bunun dışında ölçme değerlendirme sisteminde birçok araç ve yöntem kullanmaktayız. Örneğin ders içi ve ders dışı yapılan tüm etkinlikler, münazaralar, sunular, verilen projeler ve hatta oynanılan oyunlar. Bunların hepsi bize destek sağlayan tüm verilerdir. Ayrıca tabii ki sınavları da kullanmaktayız. Sınavlar denilince de aklımıza ders başarı ortak sınavları, quizler, deneme sınavları ve akademik takip sınavları gelmektedir. Akademik takip sınavları 3. sınıftan itibaren öğrencilerin eksik kazanımlarını saptayarak bunlar için gerekli önlemleri almaya yönelik hazırlanan akademik takip sistemimiz içinde yer alan sınavların isimleridir. Ortaokul seviyesinde akademik takip sınavları her ayın 2. ve 4. haftalarında sözel ve sayısal oturumlar olarak hazırlanarak öğrencilerin karşısına çıkarılmaktadır. 7. ve 8. sınıflarda ise bu her hafta pazartesi ve çarşamba günleri ders bazında uygulanır. Akademik takip sınavları tamamen online olarak ders saatleri dışında uygulanan ve not kaygısı olmadan öğrencinin bireysel performansını gösterebileceği sınavlardır. Bunlardan alınan veriler doğrultusunda bizler etüt çalışmalarını, yapılacak ek çalışmaları planlıyor ve önlemlerimizi bunlara göre alıyoruz. ATS'lere ek olarak düzenli olarak uygulanan deneme sınavları da var tabii ki. Bunlarla da öğrencilerimiz ulusal sınavlara hazırlanmaktadırlar. Bütün bu kullandığımız araç ve yöntemlerin hepsinin amacı bizlere veri akışının sağlanması ve öğrenci hakkında genel bir bilgiye sahip olmaktır.
Bu verilerden sadece bir tanesini sizlerle paylaşarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Dördüncü sınıflarımız mezun olurken onların yüzdelik dilimlerini alırız. Sonra 4 yıl boyunca bu öğrencinin gelişimini yine takip eder ve 8. sınıfta mezun olurken yeni yüzdelik dilimleriyle bir karşılaştırma yaparız. Geçen seneki verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerimizin ortaokula girişlerinden %82 oranında daha iyi bir başarı oranıyla mezun oldukları saptanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine geniş bir kadrosu ile bize destek olan bir birim var. PDR bölümü. PDR bölüm başkanımız Yudum Tanak'ın şimdi size ekibinin yaptığı çalışmalardan bahsedecek. Buyurun Yudum Hanım. İzmir Özel Türk Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bizler 28 kişilik büyük bir kadro olarak anaokulundan lise son sınıfa kadar öğrenim gören tüm öğrencilerimizi akademik gelişimlerinin yanı sıra bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyici çalışmalar sürdürmekteyiz. Her çocuk özeldir yaklaşımıyla yola çıktığımız rehberlik çalışmaları esasında sadece kriz odaklı değil, öğrencilerimizin gelişimlerini de göz önünde bulundurarak önleyici ve gelişimsel rehberlik çalışmalarını planlamaktayız. PDR öğrenci çalışmalarını öğrencilerimizin yaşları, sınıfları ve bulundukları kademelere göre yapılandırmaktayız. Anaokulu ve ilkokullarımızda İTK psikologları tarafından yazılan ve çizilen özgün patik hikayeleriyle sosyal beceri eğitimleri, olumlu benlik algısı, arkadaş ilişkileri geliştirme becerileri, ortaokullarımızda ise ergenlik dönemi, çatışma çözme, problem çözme becerileri ve bir üst eğitime hazırlık çalışmaları, liselerimizde ise kariyer gelişimi yönelik rehberlik çalışmalarını yapmaktayız. PDR veli çalışmalarımız ise okulumuzun kuruluş yılı olan 1950'den yola çıkarak oluşturduğumuz 1950 PDR seminerleri ve sohbetleri şeklinde yapılmaktadır. Pandemiden itibaren her ayın son haftası Instagram TV üzerinden yaptığımız PDR sohbetleriyle velilerimizi alanında uzman meslektaşlarımızla buluşturmaya ve evlerine konuk olmaya devam etmekteyiz. Mentörlük sistemimiz ilkokuldan lise son sınıfa kadar sürdürülen sınıf öğretmenliği ve görevli branş öğretmenleri tarafından yürütülen bir programdır. İlgili PDR uzmanı, müdür yardımcısı, mentor ve veli işbirliği içerisinde öğrencimiz akademik olarak takip edilir. Yudum Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli velilerimiz, şimdi sizlere eğitim-öğretim programlarımızın genel yapısı hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Özellikle pandemiyle birlikte yaşantımızın bir parçası halinde olan online süreçlerle birlikte İTK ilkokulları ve ortaokulları olarak ders tasarımlarımızı ve öğrencinin öğrenme süreçlerini tamamen yeniden yapılandırdık. Bu bağlamda flipped learning yani ters yüz öğrenme ile derslerimizi zenginleştirmekteyiz. Peki nedir ters yüz öğrenme? Ters yüz öğrenme ile öğretmenlerin her bir öğrencisine ulaşabilmesini sağlamaktayız. Geleneksel sınıf modeli yerine işlenecek konunun giriş içerikleri ders öncesinde öğrenciyle paylaşılmaktadır. Böylece yapılandırılmış ders içerikleriyle öğrenmenin daha zor olduğu uygulama, analiz, değerlendirme basamaklarını içeren kısımlar sınıf ortamında öğretmenlerin mentorluğunda işlenir. Bu sayede dersler daha aktif, dinamik ve inovatif olur. Peki neden flipped learning yani neden ters yüz öğrenme? Ters yüz öğrenme ile öğrencilerin derse katılımı artar. Ders içi uygulamalara, etkinliklere ve projelere daha fazla vakit kalır. Öğretmenlerin öğrencileriyle birebir ilgilenme ve onlara geri bildirim verme şansları artar. Öğrencilerin eleştirel düşünmeye teşvik eder, takım çalışmasına yönlendirir ve öz disiplini artar.
Her öğrenci kendi öğrenme hızında öğrenmesini devam ettirir ve her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumlu olur. Flip videolar sayesinde sınavlardan önce öğrenciler bu videoları da izleyerek başarılarını arttırma şansına sahip olur. İşte bu yüzden özelleştirilmiş, aktif ve ilgi çekici olan bu ders tasarımıyla ders içeriklerimizi zenginleştirmekteyiz. Tabii ki Flip Learning ile birlikte ortaokul ders programımızın içerisinde bir de 5. sınıfta acaba hangi dersleri görüyoruz, hangi programı uyguluyoruz, bunun hakkında da bir bilgi vermek isterim sizlere. İTK okullarında 5. sınıf müfredatı yabancı dil ağırlıklı olarak okutulmaktadır. 15 saat İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İspanyolcadan birini seçeceği ikinci yabancı dil dersiyle birlikte toplam 17 saat yabancı dil dersi görülmektedir. Bu seviye bizim için ortaokulun hazırlık seviyesidir de diyebiliriz. Ancak 5. sınıftan itibaren başlayan ek çalışmalar, etüt çalışmaları, akademik takip sınavları ile birlikte LGS hazırlık çalışmaları da yavaş yavaş başlamaktadır. LGS hazırlık çalışmaları 5. sınıftan başlar ancak 8. sınıfa doğru yoğunlaşarak devam eder. Özellikle beceri temelli sorular ile öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleriz. 7. sınıflarımızın 2. döneminden itibaren hafta sonu kurslarında 8. sınıf kollarına tamamıyla giriş yaparız. Ayrıyeten Nisan ara tatile kadar 7. sınıf konularımızı bitirip Nisan ara tatilden sonra da direkt olarak 8. sınıf konularına geçiş yaparız. Bununla birlikte matematik ve Türkçe derslerinin sarmal yapılı olması sebebiyle bu derslerde özellikle 8. sınıfın altyapısını oluşturacak temel konuların eksiksiz bir şekilde 8. sınıfta geçişini sağlamaya çalışırız. Tabii ki bu süreç sadece sene sonuna kadar sürmez. Öğrencilerimiz Nisan ara tatilden Haziran ayın sonuna kadar bir hızlandırma programının içerisinde bulunurlar. Akabinde yaz tatilinde de online olarak takip derslerinin içerisinde bulunurlar. Bu takip dersleriyle birlikte hem soru çözümü hem de eksik olduğu kazanımlarla ilgili tamamlama çalışmaları yapılır. Daha sonra 8. sınıfta Ağustos ayının ortalarında geri dönüş yaparlar. Yine bir hızlandırma programıyla 8. sınıfa başlarlar. 8. sınıfta öğrencilerimiz her hafta bir LGS sınavı olmakla birlikte 2 tane ATS yani akademik takip sınavına da girerler. Özellikle ders bazlı akademik takip sınavları ile birlikte derslerindeki eksik kazanımları keşfeder, buna göre yapılandırılmış etüt programını uygularız. Bu etüt programında her öğrencinin kendi eksik kazanımına göre küçük gruplu etütler uygulanır. Tabii ki bizim amacımız, en büyük hayalimiz 8. sınıfın sonunda İTK liselerine geçip lise sonunda da Mustafa Kemal Atatürk'ün 91 gün kaldığı Uşakizade Latife Hanım Köşkü'nün önünde gerçekleşen KEP törenine katılarak KEP'lerini havaya fırlatmalarıdır. Öğrencilerimizin birçok ulusal ve uluslararası başarılarıyla gurur duymakla birlikte onları bu programlarla bir dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz. Şimdi uluslararası bir programımız olan ve ortaokullarda uygulanmaya başlayan BTEC programımızı tanıtmak isteriz. Şimdi yine sözü Bund BTEC programını tanıtmak için Cansel Bey'e iletiyorum. Buyurun söz sizde Cansel Bey. Tekrar teşekkürler Bahar Hocam. İzmir Özel Türk Koleji, Birleşik Krallık'ın en büyük sınav kurulu olan Pearson EdExcel ile imzalanan protokol çerçevesinde fiziksel, donanımsal ve öğretmen yeterlikleri bakımından gerekli yüksek şartları barındırdığı için uluslararası BTEC programlarını uygulama yetkisine sahip olmuştur. Peki BTEC nedir? İngiltere'deki İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi'nin bir programı olan BTEC, gerçek iş dünyasına dayanan yüksek kaliteli ve kariyer odaklı nitelikleri öğrencilere kazandırmayı amaçlayan uluslararası bir eğitim programıdır. Ülkemizde ortaokul seviyesinden itibaren başlayan program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da tanınmaktadır. Bunun yanı sıra dünya çapında 70'ten fazla ülkede tanınmakta, özellikle İngiltere ve İngiltere ekolündeki üniversitelerde kabul şartı olarak değerlendirilmektedir. Üniversitelere kabul servisi UKES 2021 verilerine göre BTEC ile başvuran öğrencilerin %89'u istedikleri bölümlere kabul edilmiştir.
Bu oran yine dünya çapında popüler olan A-Level ve IB programlarıyla aynıdır. BTEC diplomalarına sahip olan öğrenciler üniversite eğitimlerini alırken aynı zamanda İngiltere'de çalışma şansı da bulabilirler. Çünkü BTEC programları sektörün önde gelen temsilcileriyle beraber oluşturulur ve BTEC'de yer alan öğrencilere staj ve iş imkanı sağlar. BTEC diplomalarına sahip olan öğrenciler İngiltere'de hazırlık sınıflarını okumadan üniversite eğitimlerini 3 yılda bitirme şansına sahip olabilirler. İngiltere'de yüksek öğrenim yapmanın başka bir avantajı da öğrenim hayatları sonlandıktan sonra 2 yıl iş bulabilmeleri için İngiltere'nin onlara oturma izni vermesindedir. 15'ten fazla sektörde mevcut olan BTEC derslerinin içerikleri bir iş gücünün gelecek ihtiyaçlarını teknoloji merkezi alarak yansıtmasını sağlamak için eğitimciler, sektörlerin önde gelen temsilcileri ve İngiltere hükümetiyle ortaklaşa geliştirilir ve onaylanır. İzmir Özel Türk Koleji'nde BTEC programları, mühendislik, IT uzmanlığı, sanat ve tasarım, müzik, işletme ve girişimcilik programlarıyla yürütülür. Teknolojiyi merkeze alarak öğrencilerin teori derslerini öğrendiklerini uygulamaya geçirmelerine olanak sağlayan BTEC, geleceğe hazır bir kariyer hedefiyle öğrencilerimize Türk Koleji tarafından sunulmaktadır. Bilgilendirme için çok teşekkür ederiz Cansel Bey. Değerli velilerimiz, yarınlarda öğrencileri ve mezunları ile her zaman var olacak İzmir Özel Türk Koleji ortaokul eğitim programımızı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.